Yine İrfan Bey demiş ki Cumhurbaşkanı Erdoğan Gabar petrolünden bahsetti ya, benzine zam gelecek kesin yine demiş. Benzinden önce motorine pazartesi salıya bağlayan gece 00.00 itibariyle 2 lira 58 kuruş zam geldiğini ben size söyleyeyim, peşinden benzine de geliyor. Zaten motorin kaçıyor benzin kovalıyor, benzin kaçıyor motorin kovalıyor. Böyle değişik bir ilişkileri oldu onların. Biz de böyle hep beraber ikisini birden kovalamaya çalışıyoruz. Ama hani yetişebilene aşk olsun. Erhan Bey diyor ki Türkiye'de nüfusun %80'i değişmiyor gelir adaletsizliği diyor. Nüfusun %80'i %50'lik geliri ama en zengin %20'lik kısım ise toplam gelirin %50'sini afiyetle götürüyorlar diyor. Yani çalışarak kazanan herkese helal olsun. Başka ne diyeyim ben? Ama biz biliyoruz ki ülkede maalesef son dönemde çalışmak servet edinmenin ana kuralı değil. Başka kurallar koydular. Metin Bey diyor ki işsizlik, yoksulluk, adaletsizlik, hukuksuzluk, pahalılık ne kadar değişmese de umudum da asla değişmeyecek gelecek güzel günler adına demiş. Oh be, sonunda bir tane hani böyle yüzümüzü güldüren bir iyi mesaj geldi. Hani mesajlara kalsak tabii hani bir iyi gelir bir kötü gelir. Buradan seçeriz okuruz ama öte taraftan çarşıda pazarda isyan değişmiyor. Bu hayat çarklarında hiçbir şey alamıyoruz. Yani iyice çöktük, bittik. Tezgaha yanaşan etiketi gören benzer cümle kuruyor. Sebze meyve cep yakıyor. 50 lira biberin kilosu. 50 lira domates olmuş daha bunun. Neyiniz anlatayım ki ben size. Çarşı pazara düşen ateş tüketiciyi de esnafı da sardı. Emekliye verilen zam duyulur duyulmaz zaten cebe girmeden eridi. Emekli ve dar gelirli ne yapacağını şaşırdı. Biz emekliyiz ama para yok. Bankadan eve gelene kadar para bitiyor. Neye gittin de bilmiyorsun. Tüketici de esnaf da artan fiyatlardan şikayetçi. Eleştiri oklarının hedefinde ise siyasiler var. Sadece seçim zamanı gelip bizim halimizi, hatırımızı soruyorlar. Başka zaman kimse uğramıyor. Hadi onu da geçtik. Ekonomiyi düzelsinler. Bari insanlar yiyecek, rahat yiyecek alabilsinler. Rahat kirada oturabilsinler. Şimdi ben sizden gelen mesajları okuyorum. Hep şöyle anlatırlar ya hani sosyal medya hayatımızda artık böyle ana bir aktör haline geldi. İşte Twitter'da daha politik mesajlar verilir. İşte Instagram'da böyle başka bir hayat yaşıyoruz falan. İşte ne bileyim TikTok çok kullananlar, ben kullanmıyorum ama hani orada başka bir hayat var falan. Yani gerçekten de bak bugünkü şeylerde bunu görüyoruz. Bugün çok net ayrıldı. Twitter'cılar... Her fırsatta işte değişmeyen siyaset, seçim zamanı olumsuzluklar yazanlar, işte az önce okuduğum huzursuzluklar, yorgunluklar bunlar anlatılıyor. Bak Instagram'dan okuyacağım mesela. Günaydın diyor Celal Bey. Değişmeyen ülkemin iyi niyetli güzel insanları her zaman umut vardır diyor. Adana'dan selamlar diyor Süreyya Hanım. Günaydın diyor. Sizinle birlikteyiz diyor. Biz de sizinle beraberiz. Mesela iyi bir gün olsun diyen var. Yani... Gerçekten de herhalde ruh halimize göre sosyal medyada hangi sosyal medyaya bakacağımıza karar verdiğimiz bir dönemden geçiyoruz.